Ms. Lenhardt, thanks for coming to our studio today. Sayın Lenhardt, çok teşekkür ederiz stüdyomuza geldiğiniz için. Gençler son dönemde cep telefonlarını çok fazla kullanır hale geldiler. Siz yaptığınız son araştırmada böyle bir eğilim kaydettiniz mi acaba? Evet, son yayınladığımız rapora göre gençler cep telefonlarını bir iletişim aracı olarak artık kullanır hale geldiler. Özellikle Amerika'da gençler kısa mesajı kullanıyorlar. Kısa mesaj kullanımının son 18 ayda giderek arttığını tespit ettik ve şu anda Amerika'daki gençlerin neredeyse yarısı cep telefonlarından her gün mutlaka kısa mesaj attıklarını söylüyorlar. Peki gençler sadece kısa mesaj için mi kullanıyorlar cep telefonlarını, yoksa başka amaçlar için de kullanıyorlar mı? Aslında cep telefonlarını birçok sebepten kullandıklarını gördük. Kısa mesajlar çoğunlukla kullandıkları sebep, yani birçok genç özellikle kısa mesaj için kullandığını söylüyor telefonlarını. Aynı zamanda telefonlarını arama yapmak için de kullanıyorlar tabii. Aslında gençlerin büyük bir bölümü ailelerini aramaktansa mesaj atmayı da tercih ediyorlar. Dolayısıyla cep telefonlarını en çok bunlar için kullandıklarını söyleyebiliriz. Ancak bunun dışındaki kullanım amaçları arasında mesela resim çekilmesi, çekilen bu resimlerin arkadaşlara gönderilmesi, video çekilmesi, müzik dinlenmesi gibi amaçlar da var. Bazen internetten bir şey satın almak ve e-postaları kontrol etmek için de kullanıyorlar. Peki ebeveynler acaba gençlerin cep telefonlarıyla olan bu yakın ilişkilerini, bu takıntılarını hatta nasıl ele alıyorlar? Aslında bu karmaşık bir durum. Yani bazı ebeveynler aslında çocuklarının telefonunun olmasının hayatlarını kolaylaştırdığını düşünüyor. Çünkü ellerinde telefon olunca çocuklarının onlara daha rahat ulaşabildiklerini, nerede olduklarını daha rahat kontrol edebildiklerini düşünüyorlar. Ancak bana kalırsa ebeveynlere göre bir anlamda ilgi dağıtan bir konuda. Dolayısıyla yakından izlemek istiyorlar gençlerin telefon kullanımını. Yani telefonu mutlaka takip etmek, acaba bu telefonu niçin kullanıyor diye görmek, aynı zamanda çocuklarının yaptığı arama sayısını, gönderdikleri mesaj sayısını biraz aza indirmek istiyorlar. Bu bir şekilde sınırlama gibi görülse de aslında her zaman ebeveynlerin bu çabası başarılı olamayabiliyor. Özellikle ebeveynlerin bir şekilde engellemesi telefonun bir kullanımına diğerinin kullanılmasına yol açıyor. Dolayısıyla aslında bu çocukla olan ilişkinin ve çocuğun özellikle telefonu kötü amaçlarla kullanıp kullanmamasının etkili olduğu bir durum. Peki acaba ebeveynler bunu bir cezalandırma yöntemi olarak da kullanıyorlar mı? Aslında doğru. Yani yaklaşık 4/3 ebeveynlerin bunu cezalandırma yöntemi olarak kullandığını, cep telefonunu çocukların elinden alarak onu cezalandırdığını söylüyorlar. Ancak bizim gruplarımız içerisinde, araştırma yaptığımız gruplar içerisinde bunu söyleyen çocuklar da oldu. Fakat anne babalarının bir an önce bu telefonu kendilerine geri verdiğini de hatırlattılar. Çünkü çocuğun elinden telefonu aldığınız zaman aslında anne babaların hayatı zorlaşıyor. Yani çocuğun hayatı zorlaşacağına, anne baba ona ulaşamadığı için daha çok endişeli hale geliyor. Peki okullardaki kullanım ile ilgili neler diyebilirsiniz? Aslında okullarda da mutlaka düzenlenmesi gereken, ilgi dağıtan bir şey olarak bakılıyor cep telefona. Yaklaşık 1/3 okulların telefonunuz olabilir, ancak bunu sınıfta kullanmamanız lazım diyorlar öğrencilere. Ancak öğrenciler çoğunlukla kısa mesajları dersler sırasında gönderiyorlar. Bazı okullarda yaklaşık %25'inde okulların tamamen yasak cep telefonu kullanımı. Ancak %58'i gençlerin sınıfta mutlaka kısa mesaj attıklarını söylüyorlar. Dolayısıyla okulların bu kısıtlama çabaları da her zaman başarılı olmuyor. Girls and boys, I mean, peki erkek çocuklar mı, kız çocuklar mı daha çok kullanıyor, ya da her ikisinin kullanımları arasında bir fark var mı? Aslında her ikisi de farklı şekillerde kullanıyor. Eşit anlam, eşit ölçüde kullandıklarını söyleyebiliriz. Özellikle kızlar daha fazla kısa mesaj gönderiyorlar, daha fazla konuşuyorlar, daha sık bir şekilde arkadaşlarıyla iletişime geçmek için kullanıyorlar diyebiliriz erkeklerle kıyasladığımızda. Peki cep telefonlarını Twitter gibi, Facebook gibi sosyal araçlar içinde kullanıyorlar mı acaba? Sosyal medyada kullanıyorlar mı? Doğru. Aslında ceplerinde böyle bir şeyin olması, bu sosyal ağlara girmeleri onlar için önemli. Ancak yine de biz gençlerin kullanım eğilimlerine baktığımız zaman bunu daha çok masaüstü bilgisayarlarından ya da dizüstü bilgisayarlarından yapmayı tercih ettiklerini düşünüyoruz. Çünkü cep telefonlarının küçük bir ekranının olması istedikleri gibi etkileşim sağlamalarını engelliyor. Daha iyi yöntemler kullanmak istiyorlar bu tip şeyleri yaparken. Ancak tabii ki bir yerden bir yere giderken bunu kullanmayı tercih edebilirler. Peki cep telefonu kullanımının
ya da cep telefonunu sahibi olmanın mutlaka ailenin geliriyle de alakalı olduğu söyleniyor. Bu konuda bir araştırmanız var mıydı? Evet, bir araştırmamız var. Daha yüksek gelirli ailelerde mutlaka cep telefonu kullandığını görüyoruz gençlerin. Daha düşük gelirli ailelerde yine de gençlerin %60'ının elinde bir cep telefonu olduğunu görüyoruz. Ancak dediğimiz gibi daha yüksek gelirli ailelerin çocuklarında %80 oranında cep telefonu kullanımı var. Daha az geliri olan ailelerde de mutlaka gençler cep telefonuna ulaşmanın bir yolunu buluyorlar. Yani ya kontörlü telefon kullanımına gidiyorlar. Ancak mesela daha zengin bir ailenin çocuğuysa onlar aileleriyle birlikte ortak bir takım paylaşımlı paketleri tercih ediyorlar. Aileleri genelde ödüyor onların konuşmalarının ücretini. Peki, her zaman içkili araba kullanımının tehlikelerinden bahsedilir. Şimdi de cep telefonu kullanırken araba kullanmaları gençlerin endişe yaratıyor. Bu konuda bazı bulgularınız oldu mu acaba? Evet, biz gençlere arabadayken herhangi bir şekilde sürücü koltuğundaki birisinin cep telefonuyla kısa mesaj atıp atmadığını sorduk. Kendilerini tehlikeye sokup sokmadığını sorduk. Neredeyse yarısı bunun böyle olduğunu söyledi. Dolayısıyla özellikle odaklandığımız grup üzerinde başka gençlerin o sırada arabayı kullandığı gerçeğine ulaştık. Ancak bazen ebeveynlerin de aynı şeyi yaptığını gördük. Dolayısıyla daha büyük yaşta olan gençler biraz daha dikkatliler. Daha genç olanlar daha çok kullanıyorlar cep telefonlarını ve özellikle direksiyon başındayken kısa mesaj gönderiyorlar. Aslında biz araştırmayı yaparken şunu da gördük. Aslında direksiyondayken kısa mesaj göndermenin ne kadar ilgi dağıttığını bildiklerini gördük. Yani bu sarhoş olmakla, dikkatsiz uykusuzken kullanmakla da aynıydı. Bu aslında bütün araştırmalarda çıkabilecek bir şey, çok tehlikeli bir nokta olduğunu vurguluyor. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.